mi Murat Bey, hayır ben onunla tartışmıyorum. Ben şunu söylüyorum. Ben diyorum ne demek istiyorsun? Ben şunu söyleyeyim. 730 tane hizmet fazlası araç olduğunu ve bunu yeni kapıda sergendi söylüyorum. Söylüyorsunuz. Biz de diyoruz ki, ben de diyorum ki 730 tane fazla araç varsa siz Temmuz ayında 997 tane araç ihalesine niye çıktınız? İki. Bundan haberiniz var mıydı? Hayır, bir şey daha hayır, ben ihaleye çıkıldığını ama hayır, ihalenin, geleceğim ona. İhalenin iptal edildiğini. İptal edilen ihaleye de geleceğim. İptal edildi. Bir bu saniye iptal edilmemiş. Hayır hayır. İptal edilmeyen ya. İki. Alındı mı yani? Alındı. Tabii tabii bu sözleşme imzalandı 2 Ağustos'ta. Mahmut Bey, şimdi belki bir araç alıp tamamlamam lazım. Hayır bu çok... 3 ayrı ihale var. Ya çok çarpıcı buyurun. Bir şey söylüyorsunuz. Evet. Bir dakika öyle hani hızla geçilecek bir şey buyurun. Değil. Şimdi bu ihale sonucu evet. Alınması gereken 990 küsür araç İmamoğlu yönetimi tarafından alındı mı? Belediyeye geldi mi? İhalesi yapıldı, sözleşmesi imzalandı. Teslim alınmadığını belediye sormak lazım. Her an teslim alınabilir. Bitti iş diyorsun. Bitti iş, sözleşme imzalanmış. İhaleye çıkmış. Kimle? Murat Bey şunu bir teyit edebilir misiniz lütfen bu bilgiyi? Çünkü bu önemli bir bilgi. Ya tabii şimdi... İsterseniz bir bilgi daha vereyim. Daha önemli bir bilgi paylaşayım. Bir dakika şunu daha gelecek yani. Tartış... Önay Hanım sizin var mı bilginiz bu konuyla ilgili? Hayır. Yok. Peki. Ama ben şunu yani... söyledim biraz evvel Ahmet Bey. Bir komisyon kuruldu orada. O komisyon yalnızca bunları değil onları da inceleyerek bir karara varacak. Yani arkadaşımız burada anlatıyor elinde belgeler var. Biz görmüyoruz orada ne yazıyor ne yazmıyor bilmiyoruz. Ama biz açılan bir ihalenin iptal edildiğini biliyoruz. Ona da geleceğim. Eğer sen Hakan müsaade etsen çok böyle araya girmiş olmayayım. Bu birincisi. Bunlara komisyon karar verecek zaten. Hakikaten bu, öyle mi? Hayır, bu birincisi. İki. Yapılmış, bitmiş. Hayır, bu bitmiş, sözleşmesi imzalanmış. 997 araçtan bahsediyor. İhaleye ne zaman çıkılmış? Temmuz ayında çıkılmış. Ya bu zaten 4734 sayılı kanuna göre oldu. Ben ihale nasıl olduğunu onunla ilgili bir şey yani, tartışmıyorum. Bakın burada aynı şey de ben 997 tane yani, aracın alındığını söylüyorum. Biz aynı belediyeyi 24 Haziran'da aldık. Bir şey söylüyor. Evet. Bakın biz belediyeyi 24 Haziran'da aldık. Oradaki bürokratlar o ihaleye çıkım tarihleri geriye giderek bakıldığında çok daha öncesinden başlayan bir süreç olması çok muhtemel. 2 Ağustos'ta sözleşme. Bakın sözleşme 2 Ağustos'ta imzalıyorsanız. İhale tarihi. Bak hocam bu ciddi bir ihale. 997 araçtan kimin imzası saniye. Var ihalede? Bir saniye. İhalede yetkili. Yetki vermek de orada. İSKİ Genel Müdürlüğü'nde. Ne zaman çıkılmış yetkili. Sayın ihale? Hakan, bu konunun altını çizmek Temmuz, istiyorum Temmuz. Bir daha. Ya bir ihalenin izniyle. Yeni çıkan bir ihaleden bahsediyorum. 2 Ağustos. Tamam. Bir ihaleden bahsediyorum. Bir ihalenin 2 Ağustos'ta imzalanabilmesi için bunun bir tekliflerin değerlendirilmesi süreci var. İhalenin şartnamesinin süreçleri var, teminat yatırılma süreçleri var, duyurulması var, beklenmesi gereken yasal süreler var. Dolayısıyla 2 Ağustos ihalesinin mutlaka aylar öncesinden çıkılmış olması yani gerekir. Yani AK Parti yönetimi elbette canım başka türlü olabilir mi? Yani tamam, 2 Ağustos'ta... devam edeyim. Hayır devam etmeyin buna cevap verin. Tamam, burada devam cevap vereceğim. O ihale bakın ben size şimdi elinizde 2 tane belge getiriyorsunuz bilmiyoruz. Biz sonuçta kamuoyunu takip eden insanlarız. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin hesap işleri uzmanı olarak gelmedim buraya. Ama siz şimdi bir ihale belgesiyle geldiğinizi söylüyorsunuz. Tamam. Ve diyorsunuz ki bu lüzumsuz yere kendileri araç alırken tuttular bizim aldığımız araçları teşhir ettiler diyorsunuz. İddianız bu. Ben de diyorum ki ihalenin eğer pahalı yapıldığını iddia ediyorsanız ihalenin nasıl yapıldığını bana söylemeniz lazım. Bilmiyorsunuz. Açık araçlarını söylüyorum. 997 araç 734 sayılı nasıl olduğunu bilmiyoruz. 997 araç kanun değil değil geri gelin. Mesela. Ne zaman ihale açılmış? Kanunla ne alakası var hocam? Mesele o değil ki. Bu sorum güme gitmesin. Bu ihale ne zaman başlamış kardeşim? Elinizdeki belgede o yazıyordur söyleyin. Ya bizim burada elimdeki belgede çok açık diyenin kaynaklarının israf edilip edilmediği değil. Ya elbette yani ortaya şimdi... koyan ispat eder. Edebilir. Arkadaşlar bakın. Sayın İmamoğlu ne zaman edeceğim. Başlamış o ihalede? Yani bu ne ihale zaman çıkılmış ihaleye. Bu ihale 2 Ağustos 2019'da sözleşmesi imzalanmış. Değil. Ne zaman i̇hale çıkılmış? Ne zaman yapıyor? Bir şey o daha belgede yazıyor. Bir saniye idam edeyim arkadaşlar. O belgede yazması lazım. Müsaade, peki ihaleye ne zaman çıkarsa çıksın. Çıksın sonuçta siz 2 Ağustos'ta belediye yönetimindeyim. Ne yapıyorsun kardeşim bu araçları? Bakın ödemeler yapılır. Bir dakika arkadaşlar. İptal ettiğiniz ihalede var ona da gelecek. İhale tamam. İptal eden ihale var. Bir saniye. Yaşar hocam siz neye ihtiyaç ediyorsunuz? Bir şey daha var. Çok önemli bir şey daha var. Yeni çıkan bir araç ihalesi daha var. Bakın tamam bir şey daha yeri geldi. Şimdi bir ihale eğer daha başlamış yürüyor iken fark ederseniz o ihaleyi iptal edebilirsiniz. Ama ihale bitmiş. Sey edemez. Edemez. Yani tamam. İhale sözleşme tamamlanmayalım. Bir Mahmut Bey bir ara verin. Bir cümle daha. Yok bir cümle daha. Bir cümle çok değil.
Hani dediniz ya bu hizmet araçları nerededir diye. Şimdi parası ödenmiş, alınmış hizmet aracını sahibine geri iade edemezsiniz hemen. O çünkü o da cayma anlamına gelir. Peki. Yani aynen bu 2 Ağustos ihalesi gibi. Çok iyi anladım. İhale tarihi 16 Temmuz Sayın Hakan. 16 Temmuz. Evet, 16 Temmuz'da ihale. İhale tarihi başlangıç tarihi. İhale ne zaman açılmış? İhale kim yapıyor Allah aşkına? İhale ne zaman açılmış? Onu söyleyin bana. Mevcut yönetim yapıyor ihaleyi. İhaleyi iptal edersiniz. 16 Temmuz'da yani. Bir şey daha söyleyeyim. Hocam kusura bakmayın. İkinci bir ihale daha var. Bir şey söylesin sonra anlatın. Size döneceğim tekrar. Çünkü yeni ihale çıktıkları bir araç ihalesi var. Ondan bahsedeceğim. O kaç araçlık? O da 421 araçlık 6 Ağustos'ta. Hangi gerekçeyle çıkıyor? Yani ne siz, aracı bunlar? Ya, hizmet aracı bunların tamamı. Yani hizmet o, aracı. Oraya siz şunu mu iddia ediyorsunuz? Eylül gelir gelmez 15 gün içerisinde ben belediyeye 1000 tane araç alayım da hemen imzalayayım dedi. Bunu mu iddia ediyorsunuz? Şu andaki 421 araç ihalesine ne diyeceksiniz? Bak karıştırıyorsunuz. Belediye imzalamış. İşlemleri yürüyor iken olmuş işlemler olabilir ama tekrar bakmak lazım onlara tabii. Doğru olacak tartışma. Bir dakika arkadaşlar. Her şeyine bakmak. Hemen söyleyin söyleyeceğinizi. Çünkü genel bir değerlendirme vereceğim. Tamam. Şimdi bakın bir yılda mantık hatası da var. Şimdi bu ihalenin daha önce başlayıp elleri kolları bağlanarak yapılmış olduğu ima ediliyorsa. Hayır. 16 Temmuz'da yeri göğü inletirim ben. Yeri göğü inletirim. Aynen öyle. Oraya ben gece, sabah, akşam neyse araç çekmekten önce. İptal ederim. Bakın bunu bizi zorladılar. Bu ihaleyi, bu süreci başlattılar. Ben bu ihaleyi iptal de edemiyorum. Ey İstanbul halk. Tamam mı? Bunu söyleyen bir ses yok. Şimdi ya kelime oyunu yapmayalım. İkincisi, belediye başkanı oldunuz Ahmet Bey. İlk işiniz nedir? İhtiyaç bunlar da ihtiyaçmış. Bir şey demiyorum, ihtiyaçtır. Tabii belki. İhtiyaç da olabilir. Elbette yasal ihale yollarıyla girilmiştir. Bunların hepsi hak. Ne yaparım? Elimde ne var? Bir ona bakarım. Kullanabileceklerimi, bir de onların şartlarına bakarım. Yine iddialar o ki 1200-1400 liralık bir aylık kiralama tabii bedeli karşılığında alınmış araçlar onlar. Peki Sayın Hacı Sahiloğlu. Dur bitireyim bir dakika. Sizde, dinledim çok dinledim. Hayır, bir saniye. Hiç araya girmeyin. Olsa, hayır girmeyin. Bir hafta bekleyip bir akşam bir program mı beklersiniz? Ardından açıklamak 3400 küsürlük bir ihaleyi tercih etmem. Bunu bana eğer zorluyorsa o süreç bunun içinde yeri göğü inletirim. Elimdeki araçlar ihtiyaç olanları tespit ederim. Ona göre yönelirim. Şimdi dolayısıyla burada çok açık bir şekilde seçim döneminde siz onu çok güzel söylediniz. Mesele odur aslında. Özensiz bir büyük puntolu iddialarda bulunuldu. Belki İmamoğlu yanlış bilgilendirildi. Belki onun tercihiydi. Bilemiyorum. Siyasette bunlar var tabii. Ama siyasette bu söylenenin ispatla ve ardından da siyaseten de bir karşılığı oluyor işte.